Mutfaktan içeriye girmiştim henüz. Evet. Tespit çekiyordum. Bir gümbürtü ki böyle korkunç bir gümbürtü yani. Dedik ne oldu? Ha, ama böyle bir gümbürtü ki yani. Bu kırılır ya böyle acayip bir tahmin şey. Tahmin edemezsin. Bir de geldik ki mutfak yerle bir. Ya Allah korusun ya. Sağ olsun. Gümbürtü mü? Gümbürtüyle evet. Beraber zaten düştü cam yani aşağı. Patladı gitti yani. Sizin oradan çıkmanız kaç dakika var arası? Ha, ben oradan çıkmıştım. Belki 10 dakika önce çıkmıştım oradan yani. 10 dakika önce orada olsaydım. Olsaydım zaten Allah korudu. Allah korudu oğlum ya. Ben bu koltukta yatıyordum. Direkt her şey üstüme geldi. Yani kafamı bir çevirdim böyle bir anda geliyorlar. Burada izinliydim bugün. Burada istirahat ediyordum. Böyle bir gürültü koptu. Ondan sonra kafamı bir kaldırdım. Karşıdaki çatıdaki bütün tahtalar, kiremitler her şey içeri bir anda üstüme düştü. Buranın altında kaldım zaten. Bu camların falan altında kaldım. Kendimi çıkarttım. O tarafa attım. Bu sefer öbür taraftaki camlar patlamaya başladı. Mutfak, yemek odam. Olduğu gibi bütün hepsi buraya geldi. Zaten o binayla da aynı hizada olduğumuz için direkt buraya girdi. Oradan kopanlar her tarafım paramparça oldu. Dizlerim falan yaralandı. Allah'tan daha büyük bir şey yok. Böyle bir şeyle karşılaştım. Evet, şey? Burada kaldım. Yani bunun camların altında kaldım. Tahtalar vardı. Onları aldık tabii şimdi. Evet. Tahtalar üstümdeydi. Altından çıktım. Böyle bir manzarayla karşılaştım. Beklemiyorsunuz hiç. Yok, ne uğradığıma şaşırdım. Yani. Bir anda kıyamet gibi bir ses koptu. Kafamı kaldırmamla tahtaların böyle o strafor parçalarının bir anda böyle üstüme geldiğini gördüm. Aman kalkayım, kaçayım derken bir anda zaten ana tahtaların bir parçası orada duruyor. Hepsi üstümdeydi. Kendimi çıkarttım. Ondan sonra itfaiyeyi falan aradım. Büyük şey daha çok da vurmuş burayı düşmüş. Diğer parçalar şey. Evet. Atlasaydın keşke. Nasıl? Mecbur altından çıkmak zorundayım. Ya, tabii. Ne yapacağım bilmiyorum şu an. Sigorta firmaları açmıyorlar telefonları. Açmıyor telefonu. Ya böyle bir şey olamaz ya. Bugün açmıyor. Yani benim sana bunun ihtiyacım var ya. Beklemedim daha iyi. Yeni evliyim. Biz bir senelik evliyiz. Daha 10 defa oturup yemek yemedik şu masada. Evet. Zaten Covid'den dolayı da hani gelenimiz gidenimiz olmuyordu. Misafirimizi burada ağırlarız diye. Ben de kronik rahatsızım. Misafiri ağırlayamıyordu. İki kişi de koca masada yemek yiyemediğimiz için doğru düzgün kullanamadık. Her şeyim telef oldu. Oturmak nasip olmadı. Yani mahvolduk. Nasip olmadı bize oturmak. Ne zaman evlenmiştiniz? Bir sene oluyor da. Siz düşünün. Demir kombiyi söküp almış buradan. Aynı oyuncak gibi. Her şey paramparça oldu. Ne yapacağım bilmiyorum diyor. Yani bütün yöneticiler biraz şeyi seviyorlar, ajitasyonu. Yani bu da ajitasyon. İhbara geldim, tutanağını tutacak, tutanak tutun yine bizi. Tamam.